Ya üstüme gelme kuzen. Mutsuzum, kederliyim, üzgünüm. Allah Allah kuzi, peki sebep nedir? Bugün beni görücü gördü. Yarın öbür gün de istemeye gelecekler. Ya ben istenmek istemiyorum ya. Ya dert ettiğin şeye bak kuzi. Vardır her şeyin bir yolu izi. Aa bak durduk yerde sana kafiye yaptım. Hadi gül biraz ya. Ya ben kara bahtıma, kendi tarihime, kötü kaderime ağlıyorum, üzülüyorum. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Sani. Uygunlarım koptu. Koca koca marketi yüklenip gelmişsin ya. Yarın münevverler gelecek dedim ya anacığım. Münevverler mi geliyor? Hayırlı bir iş için. Yarın mı? Yarın akşam gelecekler. Oy, onun için alışveriş yaptım. Kızı istemeye geliyorlar öyle mi? Yok, biz ona böyle bir uzun müddet sonra görüşme diyelim en iyisi. İyi. Oy. Selam Remziye. Kimdi o sizin dükkanın karasularına sızan, sınır ihlali yapan arkadaş? Sana ne? Ya yok yani ben bir mevzu mu var diye merak ettim yani o yüzden. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Ya ne bileyim böyle çok samimiydiniz, çok sarılmalı, çok cana yakınlı böyle sırtını sıvazlamalı bir hal için içerisindeydiniz de o yüzden sordumdu. Samimiysem samimiyim. Yani seni niye bu kadar ilgilendiriyor insanlarla samimiyetim? Ya tamam Remziye orası da doğru ama yani şurada dükkanlar arası dayanışma mevzu bahis yani. O yüzden sordum ben de. Nişanlım o benim. Nişanlın? Nişanlın mı? Ya. Allah Allah ne zamandan beri vardı bu nişan? Ben bir haber oldum bu nişandan ya. Ben ne zamandan beri sana hesap veriyorum? Hı? Vay be. An nişanlı nişanlı yani. Ya. Kesin bilgi mi? Evet, ne oldu ki? Ne olacak? Yine yanlış yere hedeflemişim. Yine hedefi vuramadım Remziye. Iska. Ay, şimdi ne heyecan yaptım ben ya. Yaz bugün daha hızlı cevap yazıyor. Kim o? Alkan ya, Alkan. Alkan. Ya Alkan yok mu benim rap star? Oo, Asya abla sen bugün ama evde yoksun. Sabah beri hatlar meşgul. Bana bak Naciye, ben o Alkan'ı elime geçirirsem fön fırçasıyla, fön makinesiyle böyle saçlarını tik tik yaparım tamam mı? Ya ben burada neden bahsediyorum, sen ne diyorsun ya? Beni armut kafa memduha istemeye gelecekler diyorum, sen ne diyorsun ya? Ay öf, artık ya daraldım artık ya, daraldım ya. Sıkıldım sizden anlıyor musunuz? Sıkıldım. Birisi öleceğinden bahsediyor, birisi hayatı boyunca mutlu olacağını sanıyor. Yeter artık ya, sıkıldım sizden ya. Sıkıldım anlıyor musunuz? Bir börek içledi tamam. Oh eline sağlık Erdoğan'cığım. Ay kurban olayım. Kız bu ne hal? Yani bu böyle biraz böyle sulu sulu böyle cıvıklı cıvıklı gibi mi oldu yoksa siz böyle mi tercih ettiniz? Ben çok şey yapamadım. Kız ona cıvık demek de ters düşer. Onun şanına ters. Anamın pek bir kötü olmuş. Neyse dur bakayım. Toparlarız onu biz şimdi. Telefon mu çalıyor? Senin mi? Evet benim telefon da ben şimdi bakmam. Sonra ben döneyim zaten. Kız olmaz öyle şey. Ha Türkiye'den anam baban arar. Önemli bir şey olur. Açalım onu biz. Helga Hanım siz bakabilir misiniz? Verebilir misiniz acaba şey benim ellerim pis ya şimdi? Tabii canım. Dur bakayım. Şimdi birazcık ben buna un koyayım. Bak nasıl kendini toparlayacak anacığım. Dur bakayım çek bakayım en no. Dur bakayım oraya. Hadi bakayım onu bir yoğur sen güzelce. Hiç de üzülmeyesin anacığım. Ha ben 6 yaşından beri ha bu mutfakta. Ay neler ettim. Tuttu tutmadı pişti pişmedi. Hiç dert edinmeyesin. Yani ben zaten her zaman yaptığım şey aslında böyle bizim evde annem hep bana hamurla açtı. Hani böyle börek olu falan öyle hamurlu şeyler hep bendendi ama işte bugün herhalde böyle tersimden kalktım. Kız ben bilmez miyim biliyorum tabii. Anacığım seni pek güzel yetiştirmiş. Ha ben Asiye'yi senin binde birin kadar yetiştiremedim. Ha deseler ki nasıl bir gelin istiyorsun? Ha ben seni tarif ederdim. Çok sağ olun.
geldim, geldim. Oy, hoş geldin Münevver'cim. Canım, nasılsın? Hoş buldum. Hoş geldiniz Soner Beyciğim. Ne kadar vakit geçti Salihciğim? Sorma Soner, sorma canım. Yani daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşur derler. Hadi, buyurun. Hadi geçin içeri, buyurun, 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 buyurun. Ay oğlum da pek yakışıklı olmuş. Hoş geldin oğlum, geç hadi. Sizin efendim? Kızım, çiçekle çikolatalar. Buyur Asiye. Buyur kızım. Ay. Ne kadar da güzel çiçekler. Çok beğendim, benim en sevdiklerim. Çok naziksiniz Memduh Bey. Pek de hanım hanımcık dur yavrum belli. Vallahi nazarlardan korusun. Tekrar hoş geldiniz. El öpenlerin çok olsun yavrum. Maşallah. Hiç saygım. Maşallah. Ben daha alıyorum. Boy onda, poz onda, endam onda. Allah nazarlardan korusun. Maşallah. Zıkkım lanın. Dört tane kalın. Akşamın bu saçları benim en sevdiğim saatleridir. Ay. İçsenize ya. Allah. Ay nasıl yoruldum ya. Ben çok istiyordum. Şarkıcı olmak istiyordum. Babam izin vermedi. Bir de burada benim olsun istiyordum. Küçükken sabit kalemle boyardım böyle. Ne oldu bey amca, beğenmedin mi? Buz gibi çocuğum. Ay çiçeğim, buz gibi çiçeğim. Annem soğuk suya yaptırdı, soğuk suya yaptık kadın. Haydi bir şey olursa bana haber et. Deli uşak. Üç kuruş için beni çağırdı. Hayırdır baba, ne diyor Thomas? Üç beş kuruş. Açık vermiş de onu söyle. Neyse misafirler de ayıp oldu. Hadi geç geç. Osman sana bakmaya getiriyordum. Osman. Efendim? Osman. Sana acil önemli bir şey söylemeliyim. Hayırdır? Niye hayır? Sendeğim kişi olmayabilir. Nasıl sandığım kişi olmayabilir? Nihal aslında bir Alman. Kusura kalmayın. Tükene kadar gidip gelmek zorunda kaldım da. Nasıl efendim, kahvelerinizi beğendiniz mi? Güzeldi, güzel. Ha kızım diye demiyorum ha. Çok karakterli kızdır ha. Gördük hepsini karakterlerini efendim, gördük. Ziyaretin kısası makbulü dur. Biz kalkalım. Daha nereye gidiyorsunuz ya? Kız Münevver, daha yiyeceğiz, içeceğiz. Nereye gidiyorsun? Başka vakit yiyoruz, içeriz. Aa, nereye gidiyorsun? Ne oluyor bunlar? Dur kız, nereye gidiyorsunuz öyle koşu koşu? Bizi kurtuldun. Mission complete. Yok, hallettik ya. Teşekkür ederim ya. Abi ya. Ne oluyor abi, sevinsene. Yok. Alo Halkan. Alo Naciye. Naciye mi? Sen.
Halkan. Alo Naciye. Naciye mi? Sen? Ben ya ben. Seni şaşırtacağımı söylemiştim Naciye. Ama hiç şaşırtmadım Mehmet. Nasıl yani anlamadım. Hiç şaşırmadım diyorum. Tam senden beklenecek bir hareket yapıyorsun gene. Anlamadım. Alkan maskesi takıp maillerime bakıp buraya gelmen tam sana göre bir davranış. Çok sahtekarsın. Çok kötü niyetlisin sen Mehmet. Ne diyorsun sen ya? Ben gerçekten Alkan'ım. Ya ben de Angelina Jolie'yim zaten. İnanmıyorum sana ya. Demek bu oyunu da yapacaktın ha. Ya ben vallahi bak... Defol git Mehmet. Çık git hayatımdan ya. Alkanmış gibi mailler atıp gururumla oynayana. Nefret ediyorum senden Mehmet. Nefret. Ya inanamıyorum ya. Kıza benim ben olduğuma inandıramıyorum ya. Ne oldu Şatsi? Telefonla konuşamayacak kadar önemli ne vardı beni bu eve çağırdın? Çünkü buradan Helgalar'a gideceğiz sevgilim. O yüzden çağırdım. Helgalar'a mı gideceğiz? Neden? Helga senin Alman olduğunu öğrenmiş bir tane. Ne? Ya. Alman olduğunu mu öğrenmiş? Ya nasıl öğrenmiş? Bilmiyorum bir tanem öğrenmiş işte bir yerden öğrenmiş. Şafak. Kesin Şafak kızın söyledi. Sanmam sevgilim. Şafak niye söylesin ki Helga'ya? O zaman ben bir şeyleri fazla çaktırdım. Çünkü mutfakta yemekler yaparken annem bir sürü şeyler söyledi. Böyle hamur dedi, işte pirinçler dedi. Ben orada herhalde bir şeyleri yanlış yaptım. Oradan anladı Helga. Ya işte bir yerden anlamış, bir yerden öğrenmiş bir tanem. Olan olmuş. Bari oyalanmayalım, gidelim konuşalım da durumumuzu anlatalım Helga'ya. Okey Şatsi. Hadi hemen gidelim. Ya niye benimle konuşmuyorsun Naci? Yemin ediyorum sana seni kandırmadım. Alkan benim. Dilin içine domates koyma. Bana böyle yokmuşum gibi mi davranacaksın? Zaten hiç olmadın ki Mehmet. Ya bak seni gerçekten çok seviyorum. Ne yaptıysam sana olan aşkımdan dolayı yaptım. Yani bana olan aşkından bana yalan söyledin. Bana olan aşkına Alkan'mış gibi yaptın. Bana olan aşkından beni kandırıp sahtekarlık yaptın öyle mi? Hayır sana olan aşkımdan dolayı o klibi çektim. Sana olan aşkımdan dolayı yazdım zaten o şarkıyı. Hala şarkı yazdım diyor ya. İşte bundan bahsediyor Mehmet. Hala yalan söylemenden. Ya yalan söylemiyorum ya. Klibi bile bu dükkanda çektik biz. Ya tabii. Öyle bir şey yapsan sağlamca parçalar seni be. Ya babam bilmiyor daha. Konuştukça batıyor Mehmet. Koskoca rap star, binlerce takipçisi var. Ama şarkı yaptığını babasından gizliyor. Ya bak açıklayabilirim. Kapa çeneni Mehmet dinlemek istemiyorum artık. Hala yalanlarınla beni inandıracağını sanıyorsun ya. Bak yalan söylemiyorum. Sana nasıl açıklayabilirim bu? Dün geceki sahtekarlığından sonra şu kadarcık bir şansın vardıysa da onu da kaybettin. Al şunu. Üstü kalsın. Ama... Hadi. Yalancı dönenci. Bir daha benim gözüme gözükme Mehmet. Hala inanamıyorum. Sonunda çıkabildik. Ne zaman çıkmak istesek bir olay oluyordu yani. Genelde benim yüzümden olan olayla. Öyle değil mi? Kendine haksızlık ediyorsun. Yok doğru söylüyorum. Ne zaman kaçmak uzaklaşmak istesem hep bela peşimi bırakmıyor. Artık bunlar geride kaldı. Tamam haklısın. Hadi gidelim artık. Bir de popcorn yiyelim. Sever misin? Hı. Hem de çok. Biliyor musun bana popcorn hep bir sürpriz hatırlatır. Sürpriz? Ya, mamam ben küçükken evde patlak mısır yapardı ve içine de bir çikolata saklardı. Ben onu bulunca o kadar sevinirdim ki. Hala bugün mesela patlak mısır yediğimde içinden sokup elimi çikolatasını arıyorum.
İyi, patlamış mısırları bekletmeyelim o zaman. Hadi. Hadi. Pek güzel olmuş Helga'cığım. Ellerine sağlık anacığım. Biraz daha bir Alina yer misin? Yok kız, yok, istemem. Bak bunu zor bitireceğim. Sağ olasın anacığım. Biraz daha çay alasın. Burcay'ın var ya orada. Rote Gret'i alıyorsun ama. Uy Helga, ha kendime bakıyorum sanki sağa bakınca. Nasıl? Nasıl olacak? Ha ben de böyle ısrar ediyorum ya. Biri bitmeden biri, biri bitmeden biri, biri bitmeden biri. Kız benim ısrarcılığım sana mı geçti yoksa? Uy anladım. De bakayım bak. Sen beni buraya herhalde Alman pastası yiyeyim diye çağırmadın öyle değil mi? Sende var bir haller. Hadi bakayım bak. Saniye. Ha canım. Sana söyleme yara. Söylememe konusunda çok düşündüm. Ne oluyor kız, bir anlat bakayım bana. Bir şey öğrendim. Ne öğrendin? Bunu bilmek zorundasın. De bakayım. Hem arkadaşım olarak. Hem de Osman anası olarak bunu öğrenmeye hakkın var. Kız Osman'la ne ilgisi var? Şimdi daha çok merak ettim. De bakayım bana. Sakin. Osman'ın kız arkadaşı. Nihal. Senin Nihal, sandığın kız. O aslında bir Alman'mış. Neymiş? Ve onun ismini Nina'ymış. Neymiş? Nina mıymış? Bir Alman'mış. Adı? Nina'ymış. Ay kız, ha bizim Nihal Alman'mış da Nina'ymış. Tövbe yarabbim, tövbe. Ay. Kız sen ne diyorsun? Her şey berbat olmasa şahsi. Sevgilim merak etme. Helga anlayışlı kadındır. Biz şimdi durumumuzu anlatacağız. O da bizi anlayacak inşallah. Umam dediğin gibi olur inşallah. Çalıyorum. Çal. Ne bileyim. Ah. Osman ve Nina. Helga'nın ne yapıyorsunuz Nina filan, birisi duyacak şimdi. Tavşan. Duyan duyacağını duydu. Anne. Siz ne işler çeviriyorsunuz bakayım. Haydi içeri girin. Gir içeri. Nereye gidiyorsun? Ne? Bir şey daha değil, geç. Geç geç. Ya biz neler yaşadık seninle, bir oturup rahat rahat konuşamadık ya, olaylar olaylar. Ya ben sana teşekkür edemedim. Çok teşekkür ederim ama öyle kuru kuruya teşekkür de etmek istemiyorum. Bak sana pamuk getirdim. Yok kuzi sağ ol, istemez. Ayrıca teşekkür etmene de gerek yok, sağ ol. Nasıl istemez ya? Sen pamuk istemeyeceksin ha? Yani dünyada üretilen patateslerin dörtte birini tüketen şafak pamuk istemiyor. Sen kesin hasta falan oldun herhalde. Evet kuzi. Ölümcül bir hastalığa yakalandım ve bu yüzden yemekten, içmekten, hatta pomustan kesildim. Ay ne diyorsun kuzi sen ya? Çok geçmiş olsun, bir doktora gidelim mi? Yok yok, doktorluk değil. Doktor baksa o da bir şey göremez. Niye göremez? Ya göremez tabii kuzi. Şimdi ben doktora dermansız dertlere düştüm. Aman doktor bir çare desem, doktor bana what's his second brother? Yani sen ne diyorsun birader der, kapı dışarı atar beni ya. Bak aynısını ben de derim. Sen ne diyorsun kuzi ya? Ne diyorsun sen ya? Buram ağrıyor kuzi. Ay senin göğsün ağrıyor. Kolunda uyuşma böyle, sırtında ağrı, ağzında kuruluk. Ay bu kalp krizi. Bak çok gençsin, bak çok tehlikeli, gidelim mi? Ve ben bu krize neyin yol açtığını çok iyi biliyorum. Neyi? Bir ceylan bakış. Bir ahu göz. Bir kısrak gerisi saç. Ya kuzen sen ne anlatıyorsun ya? Bir ormandan, bir hayvanat bahçesinden bahsediyorsun. Bu ne tür bir virüs ya? Evet.
virüs kaptım kuzi. A1, Ş2, K3 virüsü. Aşk, aşk. Ya ben nasıl anlamadım, şuram ağrıyor, dermansız dertler filan. Ya kuzi, sen aşık mı oldun ya? Ben sana kıyamam ya. Vallahi bravo kuzi, hemen teşhisi koydun. Doktor Avs'ın Köln şubesi gibisin, yemin ediyorum. Evet, aşık oldum. Ay, ay Osman, ay, ay. Ay Osman, ay, sen nasıl ettin bunu anana, ha? Sakin ol. Ha uşağım, nasıl ettin? Sakin ol. Nasıl sakin olayım Helga? Ha görmeyeyim misin neler olup bitti? Ama sen böyle yaptıkça kendimi kızıyorum ya. Neden söyledim? Kız sen niye kızıyorsun kendine? Ne pişman olacaksın ha? Sen son pişman olacak adamsın. Ha bu Osman yok mu bu Osman? Pah Osman sağ. Oy Osman, sen ne ettin? Anandan sakladın öyle mi? Ha? Her şeyi anlattım işte anne. Ay her şeyi anlatmış. Oğlum daha ne anlattım? Ben ne edeceğim şimdi? Her şeyin bir açıklaması var anne. Ay neyi açıklayacaksın, ben onu anlamıyorum. Geliyorlar gidiyorlar evimize. Ha diyoruz eniştedir, ha haladır. Onlar kimdi? Oyuncuydu anne onlar, oyuncu. Çok ısrar ettin akraba akraba diye. Biz de yalan söylemek zorunda kaldık. Gittik bulduk bir tane hala enişte, geldik yani. İşte mecbur kaldık, ne yapalım? Hala konuşayım. Ha şu dile bak, pabuç kadardır. Ha anaya anlattıklarına bak. Sen inanıyor musun bunlara Osman? Hay ananla babana hiç yalan söylemiyor. Utanmadın mı sen oğlum? Ha bana bak. O koca, o kadının kocası değildi öyle mi? Oy Osman. Oy. Oy. Müsaadenizle. Müsaade sizin efendim. Saniye. Sen adamı delirtirsin ya. Ha o kadar kişinin içinde beni yardıma çağırıyorsun ya. Misafirleri yalnız kaldı. Ya abidin mi sana sen beni? Oy. Ya Nihal'ın halasına telefon gelmedi mi? Ben o yüzden çağırdım seni buraya. Geldi de ne oldu? Ne olsun? Kadının telefonu aşkım yazıydı. Yazdı. Ne oldu? Oo sevdiceğim, seveceğim manasında şey yaptı ya. Yazdı da ne oldu? Uy hala ne oldu dedi. Yahu kadının kocası yanında değil mi? Aşkısı yanında değil mi? Ha evet. Ya. Doğru söylersin de belki uşağının adı aşkımdır. Hadi oradan. Uşağı olmuş. Yok dedi ya çocuğumuz kadın canım. Nihal'ı da çocuğumuz gibi severiz demedi mi? Ha o da var ya. Ya. Belki bir ekrabası tanıdığının ismi aşkımdır. Tövbe yarabbim. Ha ekrabasıysa niye kocasının yanından ayrıldı da fısır fısır konuştu kadın? Ha o da var ya, doğru dedin. Bana bak. Ha. Var bu işin içinde bir iş, ben sana diyeyim. Osman. Ha o kadının sıkıntısı demek ha onun içindi. Kadın dört döndü beyninin üstüne. Ha, aşkım yazıydı telefonda. Kadının kocasıymış meğer. Bak göreyim misin? Oh, ne ettin be Osman sen bana? Ne ettin be anana? Oh. Alman olduğum için bana çok kızdınız değil mi Saniye anne? Ha, kurban olayım kızım ben sana. Annem ben sana niye sinirleneyim güzel kızım? Oy annesinin güzel oturdu. Oy. Kız ha Alman olmuşsun, ha Türk olmuşsun ne olacak? Sen benim için insan olmuşsun. Yeter de artar bile. Hem ne güzel insan olmuşsun. Kalbin güzel, yüreğin güzel, aklın güzel. Ahlaklı kızsın, hamarat kızsın. Uy kurban olayım. Ha Asiye benim için neyse sen de olsun be yavrum. Çok teşekkürler Saniye anne. Çünkü ben gerçekten sizi çok sevdim. Ama yani Osman'ın da aslında bir suçu yok. Biz böyle bir yalan söylemek zorunda kaldık. Çünkü ne yapacağımızı bilmedik. Çok özür dileriz böyle bir büyük bir yalanı sizden sakladığımız için. Ah Osman ah. Ah Osman ah. Babana ne diyeceğiz oğlum? Ne diyeceğiz babana? Ne diyeceğiz? Oy oy. Ya işte böyle kuzi. Gel gör beni aşk neyledi. Seni öcü gibi gördüğün görücülerden kurtardık ama benim kurtuluşum yok.
ya Kuzi, sen bayağı bayağı hoşlanıyorsun bu Remziye'de. Yok yok, hoşlanma kelimesi yeterli kalmaz. Şimdi onu gördüğüm zaman hayat slow motion akıyor. Fonda arabesk başlıyor. Dım dım çıkacak, dım çıkacak. Karnımda kelebekler, gözümde benekler uçuşuyor. Ay, peki sen bunlardan Remziye'ye bahsettin mi? Konuştun mu, açıldın mı? Ya açılsam ne olacak ki Remziye? Hem nişanı hem nişanlıyı atıp bana koşacak değil ya. Ne nişanı ya? Ne nişanlısı? Ne diyorsun sen? Beni üzmemek için şimdi bilmemezlikten geliyorsun kuzi. Yok mu sizin tıkkana arada sırada gelen tıpılı olan Remziye ile samimi? Onu diyorum işte ya. Nişanlısı. Remziye mi dedi nişanlım diye? Allah Allah, ben mi anlatamıyorum yoksa sen mi anlamak istemiyorsun kuzi? Nişanlıyız dedi işte. An nişanlı, nişanlıyız dedi. Hatta bana kukuriku çekti ya, kukuriku. Ya o sana kukuriku çekmiş de o onun halasının oğlu ya. Vay halasını. Hakikaten mi? Ne diyorsun sen kuzi ya? Ama bu süper ötesi ultra yoğun enfes bir haber ya. Yok, sen gene o kadar sevinme de ne olur ne olmaz. Bak senin kendinden uzak tutmak için yalan filan söylemiş. O kadar sevinme. Ya kuzi, senin karşında Şafak Türkoğlu var ya. Ben ne uzak ihtimalleri kendime yakın etmişim. Değil mi ki nişanlı? Demek ki ben Remzi'ye nişan alabilirim. Sen bu haberle bana taarruz başlangıcı emrini vermiş oldun. Bundan sonra atış serbest. Haydi ver şu pomposu da giyelim. Ay, aşık olmuş. Vallahi aşık kendime olmuş. Geldim ya. Bak, bir pomposla taşlandıracağım bunu. Hadi taşlandır. Nişanlı değil demek. Saniye. Ha bu kızın anası babası ne zaman gelecek? Ne zaman tanışacağız bunlarla ya? Hangi kızın? Hangi kızın olacak? Saniye. Bizim bizi alakadar eden yani gündemimizde olan kız kim? Ha? Kim? Delirtme adamı. Nihal de? Ha Nihal kızım diyorsun sen. Ha. Nihal kızımın ana babasını diyorsun. Evet. Onlar memleketteler ya anacığım, hastaları var. Nasıl memlekete gitmektir bu ya? Bir sene oldu ya. Yoksa bunlar temelli mi döndüler memlekete? Oy be Salih be, sen ne diyorsun? Ha insanların can derdindeler, hastaları vardır daha bilmiyor musun? Anladık da, ha bu kızla, ha bu uşak, Köln'ün içinde sözsüz, nişansız, nikahsız, ha böyle dolanıp duruyorlar yani el ele kol kola. Bu benim fıtratıma sığmaz. Hay sen, ben fıtratını seviyorum anacığım. Hay diyorum ki yani sen onun eniştesiyle, halasıyla danışmadın mı? Ne tanışmasıdır canım. Ondan da buraya geldiler, karabatak gibi daldılar. Hı. Ondan sonra çıktılar, uçtular gittiler. Ben onlarla konuşamadım ki, anlaşamadım ki. Yani insanda biraz böyle çağırır mağırır, iadeyi ziyaret ederim. Akrabalık ilişkilerini kurarız ha böyle. Salih Bey, sen neden bahsediyorsun? Ha insana can derdindedir diyorum, hastaları vardır diyorum. Ha senin gibi dükkanın iki adım ötede değil ki bu adamın da gelsin gitsin her dakika. E kız işte selamını getiri götürü, daha ne istiyorsun sen? Getiri götürü diyorum sana. Nasıl değil, nasıl değil? Ay. Oy, boğattın beni saniye. Ha sanki kendi akrabalarını çok gördün de bunlar kuzun kaldı öyle mi? Sus be sus. Tikiş makinesi gibi lan. Tıkı 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 tıkı. Ötüp durma ya. Neyse ben bir gazetemi getir, bir de bardakta çay getir haydi. Oy. Öldüm de. Getireyim haydi. Aşkların en güzeli. Sana çok müthiş bir haberim var. Neymiş o müthiş haberin? Hani bizim okula gazeteciler gelmişti ya. Bu üniversiteli öğrenciliğin Almanya'da yaşayan Türklerle ilgili bakış açısını öğrenmek için. Evet. Ya benim de ödev vardı hani. Benim yaptığım ödevi bir Köln gazetesine koymuşlar. Hadi be. Vay. Çok sevindim bir tanem. Tebrik ederim. Ya hem de kocaman bir resmimi koymuşlar. Gazeteye mi çıktın kız sen? Ha? Eyvah. Eyvah. Sevgilim sen Bild Köln dedin değil mi? Aha. Bir tanem, babam her sabah Bild Köln okur. Eyvah eyvah. Sevgilim sen kapa telefonu. Benim hemen bu gazete mevzunu çözmem lazım. Tamam, hadi öptüm. Kaste orada. Getireyim. Getir bakalım. Köln'de neler olmuş bugün. Getir, getir, getir. Al bakayım. Al, al, al. Baba, ben bir gazeteyi alayım mı?
Ne edeceksin gazeteyi ya? Okuyacağım baba, ne edeceğim? Ben de okuyorum ya. Baba bak, benim çok önemli bir şeye bakmam lazım. Nedir önemli olan? Borsa haberlerine mi bakacaksın? Yok babacığım, ne borsası? Ben şimdi dün bir kupon yapmıştım. Onun sonuçlarına bakacağım. Maç sonuçları ne durumda, onu merak ettim. He, olmaz. Bilmiyor musun? Ha, bu evde gazetenin ilk yaprağını ben açarım. Tamam mı? Haydi yallah. Salih Bey, ben çayını vermiyorum. Şu anacığım, ay ama. Ne yaptın ya? Rezil ettin beni. Kusura kalma sen. Hay Allah'ım yarabbim. Rezil ettin beni ya. Hay Allah. Gidip dükkanda okuyayım gazeteyi. Ta içime kadar işledi yani ha. Hay Allah. Görüyor musun? Annem benim. Eline sağlık. Ha, eline sağlık. Adamı yaktım, görmeyeyim musun? Olacak o kadar. Baba bak, Nihav kızım değil mi o? Ha. Oy annem, ne güzel çıkmış Kerim. Niye gazete yapacakmış o? Anne ya, okulda bir proje ödevi vardı. Nihal ile de geldiler, röportaj yaptılar. Ha. Çok beğendiler, basmışlar işte. Kurban olayım, güzel suratına bak. Ay, ne güzel çıkmış. Maşallah ona. Baba bak. Ha. Yandık. Yandık baban şimdi. Gidecek ha dükkana okuyacak o gazeteyi ya. Eyvah. Eyvah. Anne, ben Thomas'ı arayayım. Ara. Öyle çözeriz. Ara uşağım, ara haydi. Thomas. Haydi hepsini yok Thomas. Etsin. Bitirsin aslında onların hepsini. Haydi. Alo. Thomas. Bak babam şimdi dükkana geliyor. Sen dükkandaki ve mahalledeki bütün Bilkent gazetelerini yok ediyorsun, hepsini, tamam mı? Hepsini yok etsin. Heh, aynen hepsini. Neden? Nina'nın fotoğrafı mı çıkmış? Tamam, tamam anladım. Ne tamam, diyeyim? Hadi. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Tamam diyor anne. Ey, haydi. Of, gördün mü? Bak başımıza gelen. Ne oldu Thomas? Ya, gazeteyi yok etmemiz lazım. Nina'nın fotoğrafı gazetede çıkmış. Nasıl yani? Gerçek adıyla mı? Nina zaten gerçek adı Mehmet. Ya oyalama beni. Salih Usta gelecek şimdi. Gazete nerede? Evet, bunu yok ediyoruz. Ben gazetelerdeki gazeteyi de alacağım. Sen dükkanda kal. Gerta, bir ilk gün gazetesi almam lazım. Thomas, önce sakin ol. Al. Yok, hepsini almam lazım. Hepsini? Gerta, çok acelem var. Daha sonra anlatırım. Yalnız benim aldığımı kimseye söyleme, tamam? Okey. Oo, Salih Usta geliyor. Guten Morgen Kerta. Günaydın Salih amca. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Thomas nerede? Yo, bir yere kadar gitti, gelir herhalde. İyi. Sen benim gazetemi getir. Gazete yok baba, bugün almadık. Yok be. Nasıl yok canım? Ulan ne meraksız adamsınız ya. Dünyada neler olup bittiği hiç merak etmiyor musunuz uşağım? Neyse. Sen töneri tak, ben bir kaste bulayım kendime ha. Kerta, Bilkent yok mu kızım? Kalmadı Salih amca. Kalmadı mı? Ay Allah, dükkana da almamışlar. Ben en iyisi gidip de kahvede okuyayım, bir de çay içeyim ha. Ne oldu bu gazeteye bilmiyorum ki. Mehmet, uşağım o patatesleri soy, tamam mı? Ben hemen geleceğim, kahvedeyim ben. Haydi eyvallah. Kahve. Salih Usta gazeteyi bulamayınca okumak için kahveye gidecek. Vay be Cemal abi ya. Münih Türk gücü yine yenilmiş ya. Ya Allah vere de bu takım bu sene küme düşmese bari. Ya bunlar Ataspor'la birleştiğinden beri dikiş tutturamadılar ya. Sen niye defans yapıyorsun? Taktiğin yanlış, taktiğin. En iyi defans hücumdur bir kere. Yani Cemal Guardiola mı desem, Cemal sen Wenger mi desem, bizim kahvede bir taktik deası var ve harcanıyor ya. Yani. Bu Bilkent gazetesi mi? Evet. Tamam, ver. Niye ya? Bakın. Aa, Nihal değil mi bu?
Salih Usta geliyor. Selamun aleyküm. Ulan ne işin var senin burada Tomas? Usta, dükkanda boşluğa vardı, onları getirdim. Şimdi dükkana geri döneceğim. Ya uşaklar, ha burada Pirtköln gazetesi var mıdır? Yok mu? Allah Allah, nereye sorsam yok ya. Hans'ın dükkanına sordum, yok. Kioska sordum, yok. Ha bu gazete ev mi veriyor, araba mı veriyor, kupon mu dağıtıyor, neydi ya? Vallahi biz de bulamadık, alamadık, anlamadık. Allah Allah. Herhalde bir politik meseleden dolayı çıkartmadılar bugün gazeteyi ha? Neyse, ben de çayımı dükkanda içeyim bari. Ha bu işte bir bilt yeniği var ha. Sen de yürü hadi benimle beraber, hadi. Ve şunu ya. Mina Kruger. Bir tanem, babam işi iyice abarttı. İyice abarttı derken? İlla annen ve babanla tanışmak istiyor. Onlar gelmiyorsa gidelim biz Türkiye'ye, orada tanışalım diyor. Yani artık iyice köşeye sıkıştık yani. Hem de nasıl. Senin o gazetede çıkan röportajın var ya, biz onu saklayacağız diye ne hallere girdik, bir görseydin. Şatsi, ben hiç öyle olacağını düşünemedim. Yani eğer düşünmüş olsaydım o röportaj veya fotoğraf istemezdim koysunlar. Çok özür dilerim. Sevgilim, niye özür diliyorsun? Asıl olması gereken bu. Tabii ki senin röportajın, fotoğrafların çıkacak gazeteye. Başarılı oldun. Ben de çok sevindim. Asıl olmaması gereken şeyi biz yaşıyoruz. Bir de bu yalanı herkes biliyor. Biz bu yalanı millete ortak ediyoruz ya. Bu benim canım artık çok sıkmaya başladı. O zaman babana söyleyelim artık gerçekliği. Hem belki o da annen gibi olumlu karşılar. Belki. Papa? Was machst du denn hier? Ich möchte meine Tochter sehen. Woher weißt du, dass ich hier bin? Emma hat es mir gesagt. Und wer ist das? Das ist Osman. Osman, meine Papa. Merhaba Osman. Merhaba efendim. Merhaba. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ya? Daha önce bana fotoğrafınızı göstermiştin yine. Bu da peşti. Ha hayırdır Kuzi? Şafak abi ne yapsam inanmıyor. Ne yapayım ne edeyim? Alkan olduğuma inanmıyor Naci ya. Allah Allah. Nasıl senin Alkan olduğuna inanmıyor ya Kuzi? Sen gerçekten Alkansın. Ya ben olduğumu zaten biliyorum Şafak abi. Öyle mi? Ya insanın kendi kendini biliyor olması çok önemli bir özellik Kuzi. Tebrik ederim. Ya nesi önemli ya? Naci'ye inandıramadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Bir yıldır yüzüme bile bakmıyor ya. Ya kardeşim zaten Alkan'ın da yüzüne bakmıyor ki. Neden biliyor musun? Çünkü Alkan'ın bir yüzü yok. Ya saçma sapan bir şey yaşıyorum Şafak abi. Hem bana aşık hem de benden nefret ediyor. Asla güvenmiyor. Ablası da bana güvenmiyor. Abi işte ablası da bana güvenmiyor ya. Bunların ailede güvensizlik yemin ediyorum ırsi. Çocuklukta yaşadıkları bir travma ile ilgili herhalde. Ne yaşamış olabilirler ki çocukken ya? Ne bileyim Kuzi ya. Ya bunların babası atıyorum bir yerin başkanıydı herhalde. Kitlesinin güven oyunu alamadı. Ya da bunlar küçükken babasının kucağına atladılar. Babacığım babacığım diye adam da bunları tutmadı. Bunlar yere düştüler. Yani psikanalist kimliğim bana bunlara söylettiriyor. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Of of. Ben gideyim o zaman. Sizin baba kız konuşacaklarınız vardır. Tekrar memnun oldum. Ben ağırım seni sonra Şatsi. Tamam görüşürüz Nina. Memnun oldum efendim. Geleceğin daha önceden haber verseydin keşke. Sürpriz yapmak istedim. Hem de gazetelere çıkmışken kızımla gurur duyarken. Teşekkürler. Kim bu çocuk? Baba. Bu çocuk yani Osman. Benim evleneceğim adam.
Türk mü? Bir Türk'le mi evleneceksin? Evet. Olmaz bu iş. Ben kızımı bir Türk'le evlensin diye bu yaşa getirmedim. Sen neler söylüyorsun baba? Senin iyiliğin için bir şeyler söylüyorum. Bir Türk'le evlenemezsin. İşte o kadar. Şimdi bu tamam, bu tamam, bu tamam. Gabriel, ha ne? Okey. Gelelim bugüne. Bugün 10.45, 12 arası Figen'le parkta gezinti. 13.14.50 Buse'yle sinema görüşmesi. 15.30 Asiye'ye uğra. Faruk sen ne yapıyorsun? Ne yazıyorsun oraya? Vallahi Cemil'im, ben aslında önce hatunlara yazıyorum. Sonra kime nerede ne yazdıysam geliyorum burada ajanlama yazıyorum. Hadi canım. Tabii canım. Çok olunca karışıyor biliyor musun Cemil'im? Ya arkadaş sendeki pişkinlik de nasıl bir şey ya? Vallahi billahi Salih Usta'nın dönemleri bile bu kadar pişkin değil ya. Pes. Ah Cemil. Kaçak Cemil. Kafasında da kaçak olan küçük fikirli Cemil. Önemli olan ruhtaki pişkinlik değil oğlum. Kalpteki şişkinlik. Ne yapalım? Kalbim o kadar büyük ki ben bütün sevdaları sığdırabiliyorum. Ya sende nasıl bir çene var ya? Vallahi nasıl bir çene var ya? Aa, ben sevda dedim de unuttum. Ben bugün sevdayla buluşacaktım. Geç kaldım. Ben kaçıyorum. Hadi kahveci güzelleri. Hayri. Öyle uzaktan uzaktan sessizce dinlediğin gözümden kaçmadı. Söyle bakayım ne tuzaklar kuruyorsun gene Faruk için? Tuzak muzak yok Cemal abi. Artık tuzak da kurmuyorum, hayal de kurmuyorum. Nasıl ya? Olur mu öyle şey kardeşim? Adamın elinde ajan da var. Yani Asiye'ye yakalattık mı bitti gitti. Yo bir yolunu bulur Cemal abi ya. Bak kalıbımı basarım, o ajandanın ilk sayfasında başkasının el yazısıyla başkasının ismi yazıyordur. Yo tedbirini almıştır. Ben vazgeçtim Asiye'den. Cemal abi, Asiye ablam bir çay istiyor. Tamam, hemen getiriyorum ben. Şşş, oğlum vazgeçemezsin. Olmaz. Pes edemezsin ya. Her seferinde tuş etti bu Faruk beni. Hiçbir şey yapamıyorum. Vazgeçtim işte. Hey, sen bilirsin valla. Ay ne oluyor Asiye ya? Sabahtan beri beni bakıp bakıp gülüyorsun bana. Ha ne var? Komik miyim ben ha? Komik bir şey mi var? Ya yok canım. Böyle sempatik, sevimli, tatlıcık bir şeyler var da ben ondan gülüyorum. Neymiş o sempatik, sevimli, tatlıcık bir şeyler? Şey, Şafak seninle konuşmak istiyor da. Sevimli derken sevimsiz demek istedin herhalde. Ya yapma. Benim kuzenim çok tatlıdır ya. Seni çok seviyor ama çok hoşlanıyor senden. Bak Asiye'm, ben sana 40 defa söyledim. Ya benim onunla olmam mümkün değil. Ya adam şu mahallede tatlıya getirmediği adam kalmadı. Dolandırmadığı kişi kalmadı. Benim öyle bir adamla işim olmaz. Güven vermiyor bir kere. Ya ama öyle deme bak. Belki de onun panzehiri sensindir. Belki sen onun hayatına girince sapasağlam aslan gibi bir adam olacak. Sevmez. Bence sen çok ön yargılısın. Belki böyle bir yemeğe gitsiniz. Böyle şey yapsan yani bak ne zamandır peşinden koşuyor ya bir şans ver. Olmaz. Ha sana ablama diyorsun da Hayri'ye çok şans verdin zaten. Heh. Sen sus aynı şey değil bu sus. Dinle bak. Aa. Sevgilim. Sen gitmedin mi? Gitmedim. Babanın gitmesini bekledim. Ne oldu?
Niye asıldı senin o güzel yüzün? Babamı seninle evlenmek istediğimi söyleyince çok bozuldu. Aynı senin baban gibi tepki verdi. Ne dedi bir tane? Elma ile armut aşılanmaz çünkü aşı tutmaz mı dedi ha? Yani tam olarak öyle söylemedi ama... Yani babamın gerçekten böyle bir şey hiç beklemezdim. Çok şaşırdım. Desene bir de senin babanla uğraşacağız artık. Ya. Neyse ki o gerçeği biliyor. Söylediğiniz tarih bizim için çok uygun. Çarşamba günü olmasını biz de istemeyiz. Tabii şimdi Alkan konseri yüzünden insanlar Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyemezlerse üzülürüz. Özellikle Bayern Münih'in ekmeğiyle oynamak istemeyiz. Tabii tabii. Pekito, pekito, okeyto. Haydi afidezi. Ne oldu Şafak abi? Ya Mehmet, senin karşında kim var? Sen kime bakıyorsun? Kimle konuşuyorsun sen ya? Ben biliyorum. Şafak Türkoğlu. Bak, o zaman cevap da sorduğun sorunun içinde gizli. Ve Şafak Türkoğlu'nun içinde olduğu herhangi bir organization olumsuz sonuçlanabilir mi? Yemin et. Hallettin mi konser işini? Halletmek ne kelime. Salonu bile ayarladım koçum. Köln'ün en ciks, en fırfırlı mekanında, Palladium'da sana konser ayarladım. Menajerlik dünyasının Ronaldo'su Şafak Türkoğlu. Çaka, çaka. Sonunda ya, sonunda. Sonunda konser vereceğim ya. Vereceksin kuzen. Her şeyi ayarladım. Bir senedir bunun için uğraşıyorum. Haydi hayırlı olsun. Artık ünlüsün. Şafak abi ver elini öpeyim ben. Yok bak bir anda sıfatımız değişti gördün mü? Gerek yok Nabil, berhudar ol. Ya neredeyse bütün Almanya'ya konser vereceğim. Naciye'nin umurunda değilim ya. Ya ben yüzümü açacağım ya konserde. Çıkar aklından bu sapkın düşünceleri. Allah Allah. Ya çıkartamazsın maskeni. Çıkartın anda konser organizasyonu biter. Bir kere amcam fark eder ya. Daha yeni yeni toparlıyoruz. Sabret biraz. Git bana şuradan ayran kap gel. Uzun organization görüşmeleri yapmaktan dilim damağım kurudu. Ya koskoca rap star oldum hala ayran almaya yolluyorsun beni ya. Oğlum şımarma mütevazi ol diye yapıyorum ben bunları. Hepsi senin için. Allah Allah artist. Hadi git bana bir ayran kap şuradan. Ne yapayım sen de peşi sıra git. Ya çocuk sığsıklam aşık hala anlamıyorsun sen Asya abla ya. Ay ben onu sevmiyorum. Bin kere söyledim dinlemiyor. Ay merak etme artık dinler. Çünkü az önce Cemal abiye ben Asya'dan vazgeçtim artık dedi. Ya bak küstürmüşsün çocuğu. Ey çok üzüldüm. Bana ne ya? Benim sevgilim var. Ben Faruk'u seviyorum. Ay Faruk ne yapıyor Allah aşkına? Bir senedir sallıyor seni. Ne bir söz ne bir nişan. Öf dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyorsunuz siz de ya. Çocuğun şeyi var işte. Bir işini gücünü yola koysun. Ondan sonra bakacağız işte ya. Asiye onun niye yoluna koymaya çalıştığını biz çok iyi biliyoruz. Pardon biz değil. Tüm herkes çok iyi biliyor. Tek sen bilmiyorsun. Üf tamam üf hadi çalışın. Üf üf. Hadi Faruk ya seansı kaçıracağız. Filme girmeyecek miyiz? Ya gireceğiz balım gireceğiz de. Sen bugün gözüme bir başka güzel gözüküyorsun ya. Hayırdır? Fön çektirdim ondan olabilir mi? Ya ne fönü kızım. Sen benim gözlerime mil çektirdin mil. Senin güzelliğinden başka bir şey göremiyorum ki ben. O yüzden diyorum yani. Şimdi filme girsek ben hiçbir şey göremeyeceğim. Ya öyle deme. Ya ne bileyim kızım güzelsin diyorum işte. Fıstıksın, balsın. Ya bayılıyorum kızım sana. Ana. Faruk değil mi la o? Vay Kuntis Faruk'a bak. Gene bulmuş başka bir hatunu. Düşürmüş ağlarına. Yok. Hayli bu davadan vazgeçse de ben geçmeyeceğim. Önce şu numarayı bir gizleyeyim. Evet. Ondan sonra Asiye, 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 Asiye. Asiye. Şöyle kapat. Evet. Çalıyor. Alo? Asiye Hanım. Asiye Hanım. Evet. Ben bir ihbarda bulacaktım size. Evet. Sizin hoşlandığınız adam Faruk var ya. Heh. O mahallenin arkasındaki sinema salonunun önünde başka bir kadınla beraber.
Ha, başka bir kızla buluşmuş valla. Ben kim miyim? Ben bir dost. Evet, bir dost. Şimdi sen düşün Faruk Efendi. Hayda, bu ne ya? Ne oldu? Bilinmeyen numara. Bir tane adam diyor ki Faruk bir kızla beraber sinemanın önünde buluştu. Bir dost. Kesin hayır yaptırıyordur gene bunu ya. Bak Faruk'la aramı açmak için. Hayır olamaz ya. Sabah beri kapının önünü süpürüyordu o. Ha, bu da doğru. Kız bu sefer gerçek olmasın sakın ha. Ay benim de içime bir kurt düştü. Ben bir koşu bakayım da geleyim. Git bir gel. Bakayım ben durmuşum. Ay Osman artık ben babandan bıktım oğlum. Ha ne zaman göreceğiz, ne zaman gelecekler, ne zaman gideceğiz, ne zaman... Bıktım. Sabredemeyi bu adam. Ne zaman söyleyeceksiniz söyleyin bu iş bitsin anacığım. Tamam anneciğim tamam. Bak sana söz veriyorum. Bu akşam babamla konuşacağım. Bu işi bitireceğim. Oh nihayetinde. Zaten bugün benim babama da söyledik her şeyi. Bak tabii. Ha bu kızın da ailesi var. Onlara ne diyecek? Abi çocuklar başına niye ettiniz bunu bir anlamadım ki. İşte Osmanlı babasının arası açılmasın hani böyle biraz zaman geçerse daha iyi olur diye düşünmüştük. Tamam tatlım benim şimdi gitmem lazım. Çünkü 15.30'da benim bir motor rektifiye işim var. Onu halledeceğim. Sonra yine görüşürüz tamam mı? Tamam. Arayacağım ben seni. Oh, oh. Hadi balım, görüşürüz. Görüşürüz. Faruk! 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 Hay Allah, sesimi duyuramadım ya. Hello. Hello. Siz Faruk'u tanıyor musunuz? Ya, ben tanıyorum Faruk'u. Çok iyi tanıyorum. Şeyden tanıyorum ben. Teyzemgil'den. Evet, büyük teyzemin oğlu Faruk, biz kuzeniz. Siz? Ben kız arkadaşı. Ha. Oo. Kız arkadaş. Ha. Vay. Öyle mi? Demek kız arkadaşı varmış Faruk'un ha? Siz ne zamandır berabersiniz? 3 ay oldu. Oha! Çiş, yu. Ne? 3 ay oldu. Ha. 3 ay oldu ha? Siz niye bu kadar büyük tepki verdiniz? Ben çok şaşırdım. Sadece çok şaşırdım yani. Şeye şaşırıyorum. Vay haylaz vay ya. Senin böyle güzel bir kız arkadaşın var. İnsan getirir bir kuzeniyle tanıştırır ya. Siz de kuzeniniz kadar çok şekersiniz. Teşekkürler. Sen de öyle. Ben ona tattıracağım o tatlıları, acıları. Görecek gününü. Efendim? Ya, konuşuyorum kendi kendime. Ben gideyim ne bir şeyim var. Ne var Şafak? Davetiye var. Aa, ne davetiyesi bu? Nikahıma seni çağırıyorum Remziye. İstersen şahidim olabilirsin benim. Bu kadın kim diye soran olursa eski bir tanıdık derim Remziye. Rahat ol. Nasıl yani? Evleniyor musun sen? Hayır canım şaka yani bu. Doğru doğru. Evet evleniyorum. Ne yapayım? Aşkıma karşılık alamadım ki Remziye. Bir senedir peşinden koşuyorum. Küçücük bir güler yüzünü bile göremedim. Issız bir adada bir geminin geçmesini bekleyen 365 gün boyunca bekleyen Robinson Crusoe gibiyim. Ama küçücük bir ilgi göremedim. Nasıl yani? Benim yüzümden mi evleniyorsun? Evet. Evet Remziye. Çivi çivi söker diye düşündüm. Yıldırım nikahıyla evleniyorum. Ancak seni öyle içimden atabilirim. Ne yapayım? Yok yok. Ben inanmıyorum. Bakacağım. Ama burada Gürsel'le Aysel yazıyor. Sen böyle dalga mı geçiyorsun? Dön kopsun sen ya. Ya ben tepkini ölçmek için şey ettiydim ama senin de yürüyeceğin hopam etti. Yani sen de bana karşı boş değilsin. İtiraf et Remziye. Sersem. Ya o davetiydi. Zaten dükkanda kimse yok diye bana bıraktılar. O kız sana artık gelinbaşı mı, koçbaşı mı bir şey yaptıracakmış. Aranızda halledersiniz. Koçbaşı. Tamam yaptıracak. Sen de bana karşı boş değilsin. Çakal. Kabul et. Manyak bu ya. Çakma Alkan. Hayırdır konser veriyormuşsun? Ya veriyorum. Sen de ayarlayalım bir bilet de beraber gidelim. Orada gerçek Alkan'ı görürsün hem. Ne o? Konser yaklaşınca benimle konuşmaya mı karar verdin bir yıl sonra?
Herhalde bedava bilet istiyor. Saçma sapan konuşma be. Ben bilet çıktığı anda aldım bugün internetten. Ha, geliyorsun demek konserime. Seni de ondan çağırıyorum, yalanlarını gör diye. Gel de beraber gidelim. Rezil olup kaçıp gitmezsen tabii. Görürsün sen Hakan. Maskeyi çıkarayım da sahnede görsün. Artık Allah'ın emri. Çıkacak o maske. Ay Asem ya, kuzum niye ağlıyorsun ya? Ne oldu ya? Ben bu defa gözlerimle gördüm Remzi. Kendim gördüm. Ya neyi gördün sen? Ya Faruk beni aldatıyor. Üstelik bir de yanındaki o kızla konuştum. Kız dedi ki 3 aydır çıkıyoruz dedi ya. Düşünebiliyor musun ya? Ay inanmıyorum ya. Evet kızlar, poşetler almaya geldim. Asiye. Bacım sen niye ağlıyorsun? Ne oldu? Biri bir şey mi yaptı sana? Faruk Asiye'yi aldatıyormuş. Bu zamana kadar Hayri'nin bize söyledikleri doğruymuş yani. Asiye kendi gözleriyle görmüş Cemal abi. Hadi ya. Faruk Efendi bir şeyler söyleyip işin içinden sıyrılamadı mı yine? Bu defa sıyrılamadı Cemal abi. Sıyrılamadı çünkü Faruk gittikten sonra ben o yanındaki kızla konuştum. Dedim sen onun neyi oluyorsun dedim. Ben onun sevgilisiyim dedim. Neyse canım boş ver, canını sıkma Asiye yani, ağlama değmez yani. Belki de senin için hayırlısı bu daha iyidir yani. Yapma ne olur ya. Ama ben onu çok seviyordum ya, çok seviyordum ya. Değmez gerçekten. Eşek. Eşek ya. Ay gel buraya. Çok üzülüyorum Remzi'ye, çok üzülüyorum ben ya. Ne diyeyim şimdi ben buna ya? Ya. Merhaba efendim. Hoş geldiniz çiçekler. Nasılsınız? İyiyiz baba. Sen nasılsın? Sağ ol, çalışıyorum işte. Karnınız aç mı? Tünel keseyim mi? Yok baba, zahmet etme. Biz seninle bir şey konuşmaya geldik aslında. Tabii konuşalım. Çünkü neden? İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar da koklaşa anlaşırlar. Ya bizim gerçekten sizinle konuşmak istediğimiz çok önemli bir şey var. Tabii. Pardon. Ha söyle Mustafa. Oy, ne dersin? Arttı mı? Allah'ım ya Rabbim. Alamanlar dedi bunu canım. Neyse, bir dakika. Bu Mustafa da bir konuşmaya başladı mı? Artık konuşması bitmez. Konuşuruz biz sizle, şey ederiz tamam mı? Sonra konuşalım bu mevzuyu. Ha? Peki baba. Evet Mustafa, tamam. Sen faturaları yaz. Ben hafta sonu ödeyeceğim anları, tamam mı? Hesap numaram bende var canım. Yatırırım bankaya ya. Oldu. Hadi merak etme, param mı kaldı ya bende? Tamam hadi. Ya işimin arasında, tamam Mustafa ya. Oy. Hayri, oğlum sana şahane haberlerim var ya. Vallahi duyunca çok sevineceksin ha. Ya hayırdır Cemal abi, ne haberi? Ya az önce kuaföre gittim. Asiye'yi gördüm. Yani hüngür şakır, hüngür sümük. Aman de salya sümük hüngür hüngür ağlıyordu vallahi. Yani heyecandan böyle dilim damağıma dolaştı. Ne oldu? Ya ne olacak oğlum? Faruk'un onu aldattığını öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş? Kim söylemiş? Ben. Ben o kadar zamandır söylüyorum, inanmıyor. Sen söyleyince mi inandı? Ben direkt lokasyon söyledim oğlum. Lokasyon verdim. Gitti kendi gözleriyle gördü. Hatta kızı çekmiş kenara sormuş. O da açık açık her şeyi söylemiş yani. Yıkılmıştır şimdi, yazık ya. Ya yıkılmak ne kelime ya. Vallahi perişan oldu kızcağız. Perişan oldu. Oğlum niye sevinmiyorsun lan? Bundan daha güzel bir haber var mı lan? Cemal abi nasıl sevineyim ya? Asiye'nin üzüntüsü beni nasıl sevindirsin ki? Vay arkadaş ya, sen ne kadar büyük bir aşıksın ya. Vallahi billahi ne acayip bir aşıksın sen ya. Ya o Mecnun'dur, efendime söyleyeyim Kerem'dir, Ferhat'tır var ya.
Senin eline su dökemezler ha. Ya ne su dökmesi? Yanına bile yaklaşamazlar ya. Abartma Cemal abi, tamam. Vallahi abartmıyorum oğlum. Ya sen aşıklığın var ya, A şıkkısın. Onlar ancak B, C, D olur. Faruk E şıkkı. E hiçbir yani. Hadi hadi git kızı da teselli et. Ya sinirlidir o şimdi. Beni görüp de böyle sinirine tavan yapmasın ya. Lan oğlum ne sinirli ne tavanı ya. Sen niye beni... Sen niye büyük sözü dinlemiyorsun ya? Oğlum git domuz olma. Ağlayacak omuz ol, böyle bir destek ver ona yani. Lan aylarca yıllarca bugünü beklemedin mi sen? Aha sağ fırsat hadi git git. Ayıp olmaz değil mi? Hala ayıp olmaz mı diyor ya. Şunları yıkayım giderim tamam. İyi hadi bakalım. Hadi gün senin günün oğlum, gün senin günün. Vay arkadaş ya, ulan o kadar oyunlar çevirdik, o kadar bilmem neler yaptık, hiçbiri olmadı. Bak biliyorsun değil mi şimdi? Cemal abi oğlum, Cemal abi. Farkımız bu. Oo hoş geldin Nergis. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk babacığım. Hayrola? Ha bugün okul yok mu? Var baba. Var ama biz gitmedik. Neden gitmediniz ki? Çünkü sizi söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var. Aa, öyle mi? Söyleyin bakalım. Ben bir çay koyayım değil mi? Koy. Anneciğim istemez. Öyle mi? Yiyecek bir şeyler getireyim. Getir getir. Ay, siz hiç zahmet etmeyin Saniye anne. Biz gerçekten hiç aç değiliz. Öyle mi? Ben mutfaktayken hababınızla güzel güzel konuşurdunuz tatlı tatlı değil mi? Siz olmadan hayatta olmaz. Olur anam, niye olmuyor olur? Anneciğim olmaz olmaz. Olur uşağım olur. Nedir bana söyleyeceğiniz şey? Ne diyeceksiniz deyin haydi. Bizim size söyleyeceğimiz şey... Bana söyleyeceğiniz şey? Ben söyleyemeyeceğim Osman, sen söyle. Yok yok, sen söyle. Senin söylemen gerçekten çok daha doğru. Ama öyle konuşmamıştık sevgilim, değil mi? Olsun ama şimdi sen söyle. Yok sen söyle. Sen söyle. Hayır ya, sen söyle. Nedir bu temaşa ya? Daral geldi bana ya. Haydi söyleyin de. Ha kızımız Alman'dır. Alman mı? Böyle damdan düşer gibi söylenir mi anneciğim ha? Çenemi tutamadım. Aferin ki. Sana, tebrik ederim. Demek benim dünyalar güzeli gelinim Nihal. Alaman öyle mi? Oy beni, oy beni, oy kafam, oy. Evet baba. Yani bize kızacağın için bu gerçeği senden sakladık. Ama artık sövsen de, dövsen de, kovsan da bil istedik. Oh be. Dünya varmış var ya, içim rahatladı. Ha öyle oturmasını, kalkmasını bilen, ev işlerini güzel eden güzel gelinim Nihal. Alaman öyle mi? Evet öyle ve bunu size daha önceden söylemediğimiz için gerçekten çok 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 özür dileriz. Nedir senin adın? Baba. Adı Nina. 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 Olmaz! Kabakla maydanoz aşı tutmaz. Ama fişneyle kiraz aşı tutar. Çünkü çekirdekleri ay. Babacığım aşıladın mı bizi? Gel öp babanın elini bakayım. Öpeyim Nina. Babacığım. Ay öpeyim. Sonra da hani Nihal kızımız Salih Efendi sarıp sarmalayacak. Ha bu işte tatlıya bağlanacak. Salih Bey, Nina'nın Alman olduğunu öğrenecek. Ve böyle tepki verecek. Evet, aynen böyle olacak. Bu biraz iyi niyetli bir yaklaşım değil mi bu? Aa, niye öyle diyorsun kız? Bakma sen, Salih Efendi hasettir, merttir, katıdır ama onun yufka gibi bir yüreği vardır. Ha çocukların gözlerinde okuyor, sevgi ışıltısını gördüm onun yüreği titren anacığım. Bana hiç öyle olacakmış gibi gelmiyor. Nasıl olacak ya kız?
senin kadar olmasa da Salih Bey bu konuda çok katıdır. Az çok tanıyorum. Öyle olacak, öyle olacak. Ya olmazsa, ya Salih Bey çok sinirlenirse nasıl bir tepki verir? Hiç düşündün mü? Kız ne tepkisi verecek? Ha bağırır, çağırır en fazla. Ne edecek yani? Bağırıp çağırmakla kalacağını hiç zannetmiyorum. Bence öyle olacak. Siz salonda oturuyorsunuz. Osman ve Nina geliyor. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Merhabalar. Rıbacan. Baba, seninle çok mühim bir mevzu konuşacağız. Konuş oğlum. Siz şimdi açsınızdır, ha ben size bir şeyler hazırlayayım. Otur anne, aç değiliz. Ay öyle mi? Belki oldu. Ben söylüyorum değil mi hayatım? Evet, sen söylüyorsun. Efendim, ben aslında bir Almanım. Adım Nina. Evlenmemize müsaade etmezsiniz diye sizden bu gerçeği sakladık. Kendimi size bir Türk kızı olarak tanıttım. Aradan bir yıl geçti. Artık beni kendi öz kızınız gibi sevdiğinizi düşünerek bu gerçeği öğrenmenizde bir problem yaşamazsınız diye umut ediyorum. Ha Alman, ha Türk. Ne fark eder öyle değil mi? Sonuçta önemli olan insan olmak. Sonuçta önemli olan bizim Osman'la birbirimizi ne kadar çok sevdiğimiz. Baba. Salih efendim dur bir şey desene iyi misin? Baba bir tepki versene. Evet efendim benim durumumla ilgili bir şey söylemeyecek misiniz? Salih efendim dur bir şey desene. Baba. Bir senedir bütün ailenin bildiği bir sırrı açıkladık sana. Bir tepki versene. Ne oldu? Konuyu mu anlamadın? Hayırdır? Baba kızdın mı? Ay. Uy Salih Efendi ne oluyorsa? Kızdım. Hem de çok kızdım. Bir Almanla bir Türk evlenemez. Çünkü aşı tutmaz. Anne bir sus, öldük ya. Öldük mü? Ay çanağımı tutamayayım. Ay tövbe yarabbim tövbe. Ha kız nasıl hayal etmek o öyle? Aklıma hep böyle kötü şeyler geliyor. Çünkü sizin o ağla, mafyada, vurdulu, kırdılı dizilerde hep öyle oluyor. İlk önce adam sakin karşılıyor, sonra herkesi vuruyor. Kız ben sana o dizileri izlemeyeceksin demedim mi? Diyorsun. Ha diyorum da ha kime diyorum acaba? Vurdulak erdeli dizilerin üstüne yazıyorlar ya ha 13 yaş üstüdür diye. Onlara ibare koydurmak lazım. Helga duşunda herkes izleyebilir diye. Tamam. Tamam Kizma. Böyle düşününce senin versiyon daha akla yakın geliyor bence de. Kız Allah vere de ha bir yerden öğrenecek diye bu kalbim pıt pıt atıyor. Sinirlerim artık dayanmıyor buna yani. Bir şey olmaz. Nasıl olmaz bilmiyorum. Zaten bir gün geçe öğrenecek. Korkunun ecele faydası yok ki. Kız sen bizim atasözden iyi belladın ha. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun anacığım, doğru diyorsun. Ha bu kızın Alman olduğu elbet çıkacak ortaya. Da başkasından duymaya keşke. Kimsenin duymayacak. Herkes tembele. Bütün mahalle zaten biliyor. İnşallah. Kimse bir şey söylemez, meraklanma ya. İnşallah. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich suche einen Türkologen. Er ist nicht da. Dann warte ich auf ihn.
Bir de şu. Ya. Güneşi kıskançlıktan solduran, Everest'in tepesindeki karları eriten ve güzelliğiyle okyanusun sularını tuzundan arındıran Asiye'm, merhabalar. Ne oluyor ya? Ya sen ne biçim bir adamsın Faruk ya? Yo yo, vazgeçtim. Sen adam falan değilsin, sen bir yaratıksın ya. Ne oldu Asiye'm, ne oluyor ya? Bana sakın bir daha Asiye'm deme. Bana Asiye'm dersen senin ağzını burnunu dağıtırım Faruk. Kim bilir yine kim benim kuyumu kazıyor da arkamdan ne iftiralar atıyor Asiye? Kim bilir kimler neler söylüyor sana yine? Yok, sen yalan söylemek için zemin arıyorsun ama bu defa bataklıktasın Faruk. Uğraşma, dikkat et. Anladım. Tabii ya. Hayri eziği değil mi yine? Yine arkamdan neler söyledi sana bu Hayri? Sen de gittin inandın ona değil mi? Ne Hayri'si ya? Ne Hayri'si ya? Ben kendi gözlerimle gördüm. Gittim kızla ben konuştum orada. Nerede ya? Ya ne önemi var nerede olduğunun? Ha şey ya, parkta değil mi? Parkta gördün sen beni Asiye. Park ne parkı ya? Park ne ya? Ya tabii canım. Ya aşkım, o parkta beni gördüğün sarışın kız benim ablam. Ya ne sarışını ya? Bir de parktaki sarışın mı var? Aa, park değil. Park değil, park değil. Sen beni alışveriş merkezinde gördün. Hatırladım ya tabii. Aşkım bu saçları düz olan kız. O benim dayımın kızı aşkım. Ya yeter Allah aşkını uzatma ya. Ben vazgeçtim. Sen yaratık falan da değilsin ya. Sen böyle acayip bir şeysin. Senin doğru söyleyen, dürüst olan bir tane hücren kalmamış ya. Hatırladım. Sinemanın önündeki kızı diyorsun. Hatırladım tabii ya. Aşkım o benim. Faruk yeter Allah aşkına, ne olur devam etme. Çık git bu dükkandan. Bir daha da sakın buraya gelme, tamam mı? Ya ben sana nasıl inandım ya? Ben nasıl inandım sana? Ben seni nasıl sevdim ya? Ne kadar aptalım ben. Aptal kafam. Aptal aptal. Asiye'm ben seni çok... Sus. Hiçbir şey söyleme ne olur. Çık git buradan. Çık bir daha da gelme Faruk. Ne olur git. Gidiyor mu o zaman? Defol. Defol. Kolay gelsin Thomas. Sağ ol usta. Şu beyefendi seni sordu. Hangi beyefendi? Şu Doğu Turan. Buyurun. Benimle görüşmek istemişsiniz. Sind Sie Herr Türkoğlu? Ja, der ich bin. Sind Sie Deutsche? Ja. Türkçe konuşabiliyor musunuz? Ben konuşabiliyorum. Ah, çok güzel. Buyurun, buyurun. Ben Nina'nın babasıyım. Ha, güzel. Oğlunuz Osman'la bir sürede berabermiş. Yalnız ben bunu yeni öğrendim. Bu benim kabul edebileceğim bir durum değil. Lütfen oğlunuzla konuşup bu duruma bir son vermesini söyler misiniz? Aynı moment. Benim oğlumun ismi Osman. Evet de onun kız arkadaşı Nihal. Nein, nein, nein. Bir yanlış yok. Yok yok, sizin bir yanlışınız var. Şimdi benim oğlum Osman tamam da onun kız arkadaşı Türk'tür yani. İsmi Nihal. Nihal. Nein, nein. Bu fotoğraftaki sizin oğlunuz Osman değil mi? Evet ya, natürlich. Bu benim Osman'ım, yanındaki kız da Nihal. Nein, nein. Bu genç kız benim kızım. Adı Nina. Ne? Ne? Ya, bakın. Bunu da yeni buldum. Bu da başka bir delil. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Onun için ha bu gazeteyi benden
Fellik fellik sakladılar ha. Demek Nina. Sağ olun kızlar, biraz daha iyiyim, tamam. Ya Siyah ablam, şu Faruk için döktüğün gözyaşına değer mi ya? Sus kız. Ay yok Remziye, doğru söylüyor Naciye ya. Ben keşke sizi dinleseydim biraz daha. Keşke şu Hayri'nin laflarına kulak assaydım azıcık. Ya boş ver artık, olmuş lan ölmüşe çare yok. Bir daha bu dükkanda hiç Faruk lafı etmeyelim, tamam mı? Tamam, bitti. Yasaklandı artık. Tamam, bir de ben yokken dükkana falan gelirse böyle Maşa'yı kızdırıp kafasına fırlatın. Sen iste, ben seve seve yaparım onu Asiye abla. Tamam. Ya ben bir de şu yüzümü gözümü bir toplayayım da gideyim şu Hayri'den özür dileyim ya. Aa işte bak, bu çok şık bir hareket olur. Hadi gel. Hayri kolay gelsin. Niye zahmet ettin ki? Ben isteseydiniz çay getirirdim size. Yok, ben çay almaya gelmedim. Ben başka bir şey için geldim. Ben bu Faruk'la ilgili olan her şeyi öğrendim. Senden özür dilemeye geldim, geçmişte olan her şey için. Özür dilenecek bir şey yok ya. Yok. Yani sen iyilik yapmaya çalıştın. Ben de işte seni ilişkimizi bozmakla, yalancılıkla, kumpas kurmakla falan suçladım yani. Kusura bakma, ne olur. Geçti gitti hepsi. Unuttum bile ben hepsini. Ben biraz önce Faruk dükkandan kovdum. Bir daha da yüzünü görmek falan istemiyorum. Senin adına sevindim. Yani sensiz kalınca belki biraz adam olur. Bak kusura bakma, ne olur, ben seni çok kırdım. Sen böyle bana iyi şeyler anlatmaya çalıştın. Hep yardım etmeye çalıştın. Sevgini anlatmaya çalıştın. Ben de böyle seni ezdim. Yani affet, ne olur ya. Ben sevdiğim için yaptım hepsini işte. Affedeceğim mi? Ya affetmek, ben kızamam ki sana. Ya ne olduysa hep o Faruk yılanı yüzünden oldu. Yani hiç kızamıyorum ki ben sana. Deliler gibi aşığım ben sana, hani kızamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika. Başıma ağrı girdi, yemin ediyorum sinirden. Şimdi Mehmet Efendi konser sırasında demek ki maskesini çıkartmak istiyormuş, öyle mi? Evet. Neden? Naciye Alkan olduğunu kanıtlamak için. Allah Allah, hiç hoşlanmadığım tarzda konuşmalar bunlar ya. Tam işleri yoluna koyuyorum, bir yerden darbe yiyorum. Ya Safak abi, hiç dinlemiyor bizi. Dinlemez, dinlemez efendim. Asi çocuk, asi çocuk ya. Çekirdek kadar kız. Yemin ediyorum Mehmet'in başını yakacak ya. Konserde maskesini çıkarırsa olmaz. Olmaz tabii kardeşim. O maske onun karizması. Sen hiç maskesiz Batman gördün mü abi? Görmedim Samak abi. Peki sen maskesiz demir maske, fantom, kızıl maske gördün mü Justin? Görmedim Şafak abi. Görmezsin. Çünkü maske onların karizması. Ya düşünsene, maskeli şu var ya, atın üstünde. Dört nala gidiyor, maskeyi çıkartıyor. Ne olur? Sıradan kofti süvari olur. Ya zaten bir bölük dolusu kofti süvari var. Sen maskeli süvarisin. Neden koftiliye terfi ediyorsun arkadaş? Olmaz. Alkan maskeyi çıkartamaz. Kofti olamaz. Bir şeyler yapmak lazım o zaman. Ya o kadar konser organization yapmışız. Almışız, yürümüşüz. Beyimiz keyfine maskeyi çıkartacakmış. Kofti süvari olacakmış. Bak bak. Salih amca Mehmet tanarsa hepimizi öldürecek. Ya hepimiz yanarız. Yemin ediyorum, tazminatlar falan filan uğraşamayız. Ölürüz acımızdan.
maskeyi konser sırasına çıkartırsa bu proje komple çöpe gider. Bir şey düşünün. Maskeyi Japon yapıştırıcı taktırmadan. Maskeyi Japon yapıştırıcısız sürelim, komple deri yüzülsün, hiç tanınmasın diyorsun. Yani. Anladım. Şöyle de söyletelim istiyorsan, vallahi karşınıza çıkmaya yüzüm yok. Ha, güzel de olur. Ya saçma saçma konuşmayın, bunların hepsi kariyerini planlayamayan sanatçı kaprisi. Ben biliyorum ya, hayatım bunlarla geçti. Ben düşünürüm bir şeyler. Olmadı, maskenin içerisinde biraz tutkal süreriz, olur biter. O zaman maske çıkarmayacağım. Maskeyi çıkartamayacak ama işte belli bir süre alkan alkan dolaşacak. En azından çıkmayan Japon yapıştırıcısı fikrinden biraz daha vicdanlı, kabul et. Şafak abi doğru söylüyor Nabil. Hem ne demişler? Kendi düşen ağlamaz birader. Dereyi geçerken maske değiştirilmez. Ha, size de teşekkür ederim gençler, öncesinde haber verdiniz. Eğer bu olay konserde başımıza gelse, maskeyi çıkarsa, kofti süvari olsa var ya, of yanmıştık. Bizim anlattığımızı sakın söyleme ama Şafak abi. Ya oğlum sen kimle konuşuyorsun? Senin karşına Şafak Türkoğlu var. Burada konuşurlar, burada kalır. Buzdaklar kilit. Sağ ol Şafak abi. Salih Bey. He. Hah, sen mi geldin? He. Hah, hoş geldin. Hayırdır? Hayır değildir Saniye. Ne oldu? Osman nerede? Osman'a ne edeceksin? Ona Nina'yı soracağım. Nina'yı mı soracaksın? Nina'yı. Ha. Hani bizim Nihal diye bildiğimiz kızı. Ha, Nihal. Biliyor musun? O Almanmış. Sen nereden öğrendin Salih Bey? Babası söyledi. Babası mı söyledi? He. Oy. O da yeni öğrendi. Ne diyorsun? Dur bakayım. Sen daha bu işi biliyorsun. Yok Salih Bey, senin bildiğin gibi değildir. Uşağınla bir oldunuz, bana oyun oynadınız, yalan söylediniz, öyle mi? Yok Salih Bey, sen dediğin gibi değildir. Kes! Kes! Oy. Çabuk bana Osman'ı bul. Osman. Bana Osman'ı bul! Osman'ı buluyorum. Ay Osman'ı buluyorum. Haydi uşağım, aç şu telefonunu. Uf, be Osman, neredesin sen be oğlum be? Oy, dur bakayım kimi arayayım? Ha, Asiye'yi arayayım, kaçtı o. Şuydu, dur bakayım. Haydi be kızım, aç şu telefonunu. Ay biriniz açın artık. Alo, annelerin en şekeri. Kız Asiye, sorma başımıza neler geldi. Ne oldu anne, birine bir şey mi oldu? Kız babam. Babamı ne oldu anne? Ah, sorma sen Asiye. Oy kız, Nihal'ın Nina olduğunu öğrenmiş baban. Ha, nasıl öğrenmiş? Kız ne edeceksin sen nasıl öğrendiğini? Ha bırak şimdi nasıl öğrendiğini. Ben Osman'ı bul deyip anne, nereden bulacağım ben bunu? Eyvah eyvah. Kız Nina'yı da aradım, açmayayım telefonu. Bunlar derste midir, nerededir? Tamam anne, bak sen bir sakin ol şimdi. Ben bir kafamı toplayayım, ben abimi bulacağım, tamam mı? Sakin ol. İyi anacığım, haydi bul. Ah, Karadeniz gibi köpür daha dinmeyi. Haydi anam, haydi. Uf, göreyim misin? Ne edeceğim ben şimdi? Kızlar mahvolduk. Ne oldu Asiye abla, birine bir şey mi olmuş? Ya babam Nihal'ın Nina olduğunu, Alman olduğunu öğrenmiş ya. Ay ne olaylı gün ya. Gezegenden mi ters döndü acaba, bir şey var ya? Ya kızım, yani Salih amca her şeyi öğrenmiş, sen daha gezegenden ters mi değişti diyorsun? Ya peki Osman nerede? Ya bilmiyorum ki, annem de onu arıyormuş, cep telefonu da kapalıymış. Şafak abiye sorsana, belki o biliyordur. Hay yaşa, ben soruyorum Şafak'a. Kendisi böyle gizemli, karizmatik, uhrevi bir varlık. Tabii, evet. Kuzen. Kuzi ne yapıyorsun ya? Kuzen, babam Nina'nın Nina olduğunu öğrenmiş. Kim? Ne? Nerede? Nasıl? Niçin? Ne diyecek? Bırak bunların hepsini. Abime ulaşmamız lazım. İkisinin de hiçbir şeyden haberi yok ya. Arama, telefonları kapalı. Amcan nerede? Evde annemle beraber. O zaman şimdi sen eve gidiyorsun. Amcam yengemi kıtır kıtır doğramadan yetişiyorsun, kurtarıyorsun. Tamam. Gel buraya gel. Mehmet'e söyle apartmanın önünde erkete yatsın, kimseyi bırakmasın. Tamam söyle. Gel buraya gel. Osman eğer gerçeği öğrenmeden apartmana girerse yanarız. Hadi uç.
Bir dakika dur. Osman'ı nereden bulacaksın sen ya? Ya arayacağım işte Köln'ü. Köşe bucak arayacağım. Arkadaşlarına soracağım. Her yere bakacağım. Hadi sen kendini benden oyalama. Uç uç eve uç. Hayat memat meselesi. Ben de kahveden başlayayım sondaja. Hay Allah ya. Osman! Osman'ı gördünüz mü? Ya önce bir Allah'ın selamını ver ya. Bu ne telaş? Ya tamam selamun aleyküm. Hayat memat meselesi Cemal kardeş. Okula da gitmemişler bugün. Arkadaşlarını aradım. Osman'ı, Nina'yı gördünüz mü? Vallahi ben görmedim. Ya bu derneğe baktın mı? Arada ders çalışıyorlar orada. Dernek. Yok, derneğe bakmadım. Hadi dernekten çıktı Osman'ım. Dernekten çık. Artık biraz ağabeyim lütfen benim kafam hiçbir şey almamaya başladı. Ben senin o kafanı yerim. Sevgilim vermeyelim vermeyelim de bitsin de kurtulalım artık şundan hadi. Ya neredesiniz siz birader ya? Oh çok şükür buradasınız. Telefonlarınız kapalı Kuzi. Telefonlarınız neden kapalı Kuzi ya? Ne bu heyecan kuzen? Ödev yapıyoruz bölünmeyelim diye kapattık. Ya ne ödevi Allah aşkına yer yerinden oynuyor. Hadi kalk 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 hadi. Ne bu hal Şafak kuzen ne oldu? Ne olacak kıyamet koptu Nina kıyamet koptu. Ya amcam Nina'nın Alman olduğunu biliyor. Ne? Ne nasıl? Kimden öğrenmiş ya? Ya ne fark eder kuzi öğrenmiş işte birisinden. Bizim plan yapmamız gerekiyor plan. Öğrenmiş ya. Ya ne planı yapacağız öğrenmiş işte olan olmuş. Kim söyledi acaba? Kim söyledi acaba? Galiba ben biliyorum kimden öğrendi. Benim babam söylemiş olabilir. Gençler bu bir şey değiştirmiyor. Plan yapmamız gerekiyor diyorum ya. Sonuçta ben babamla konuşacağım ve bu olayı çözsün. Sonuçta onun yüzünden oldu. O söylemeseydi böyle olmazdı. Olmaz. Olmaz. Bu durumu germekten başka hiçbir işe yaramaz. E ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Bakın gençler. Ortamın sakinleşmesini beklememiz gerekiyor. Acaba diyorum siz bir iki gün şehir dışına mı gitseniz? Ya bu bir filmde başımıza gelseydi şu an sınırı geçip Meksika'ya kaçın filan derdim. O kadar vahim bir durumdayız ya. Hala ödev yapıyorsunuz. Hala ödev yapmayacağız. Bu mevzu çok uzamıştı zaten. Film koptu kuzen. Madem cin şişeden çıktı artık yüzleşmekten başka çare yok. Ben gidiyorum. Neye gidiyorsun peki? Babamla konuşmaya. Ya Kuzi senin ağzın ne söylüyor Allah aşkına? Amcam şu an çok sinirli biliyorsun. Sinirli olduğu zaman nasıl olduğunu. Sakinleşsin sonra konuşursun. Benim o siniri bekleyecek sabrım kalmadı birader. Ne olacaksa olsun. Hadi eyvallah. Ya Nina bir şey söyle şuna ya. Kuzen! Kuzen! Aa gidiyor. Osman bunu bana nasıl eder? Osman Habuni bana nasıl eder ha? Hem de gözümün içine baka baka. Salih Bey, Nina çok iyi kızdı. Sırtımdan yemişim hançeri ben, sırtımdan yemişim. Hepiniz el birliği yapıp bana oyunlar çevirdiniz. Bana oyunlar çevirdiniz. Tüm size, yazıklar olsun size. El birliğiyle beni hançerliyordunuz ha. Ah, 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 ah. Abi, abi eve gitme babam öğrenmiş. Biliyorum. Çok sinirli abi. Korkunun acele faydası yok Mehmet. Sakin ol.
gözünü seveyim ya Pazarlı Bey. Sen demez misin hep affetmek büyük bir şanındandır diye? Aklım hafsalam almıyor saniye. Benim öz oğlum ha bunu bana etti he? Ha bunu bana etti. Yapma gözünü seveyim yapma. Sus saniye sus. Yoksa kalbini kıracağım ha. Osman ya, babam çok sinirli. Ya bekleseydin biraz sakinleşseydi. Asiye'm, sakin ol. Ben yanlış bir şey yapmadım. Ama abi, ya abi. Baba. Ne işin var lan senin burada? Hadi çek git buradan, hadi. Baba. Bak hala konuşuyor. Burası senin evin değil. Defol git hadi. Baba izin ver açıklayayım. Hala konuşuyor bak. Ne dedi baban? Çok sinirlenmiş değil mi amcam? Aşkım anlatsana ne oldu? Beni evden kovdu. Nasıl ya? Ya olur mu öyle şey? Şaka yapmıştır kuzen ya. Ne şakası birader? Basbayağı kovdu işte. Beni hiç sevmedi mi yani baba? O kadar şey yaptık, beni sevsin diye o kadar eziyetle katlandık. Hiç işe yaramamış mı? Ya beni hiç sevmemiş mi baban? Sevmemiş anlaşılan. Ya gençler yapmayın Allah aşkına, hemen karalar bağladınız ya. Amcam bu biliyorsunuz. Ayrıca amcamın böyle davranması normal. Hemen sinirlenir sonra durulur. Ya parlayıp durulma zamanı 5 saniyedir amcamı sen biliyorsun kuzi ya. Bu defa durum farklı birader. Ya farklı diyorsun da şimdi merak etmeyin gençler ya. Zamanla her şey hallolur. İnsan oğlunun en büyük buluşudur zaman. Her derde deva. Abi. Ne oldu Mehmet? Abi babam. Ne oldu Mehmet babama? Osman? Baba! Ay, kurban olayım Asali Bey, nereye gidiyorsun? Baba! Baba, 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 baba